bir balıkçı olduğu öğrenilen Ömer Korkmaz, vatani görevini sahil güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'nda yapıyordu. Adaşı su... Buzlu mu? Buzsuz mu? Anlamadım İskender Bey. Lan oğlum niye anlamadım? Buzlu mu içersin, buzsuz mu? Ben içmesem. Öyle bir şansın yok. İyi. Buzlu rica edeyim ben. Tamam İskender Bey. İki tane kâfi. Fazlası bana dokunuyor da çok teşekkür ederim. Sen kaç senedir bunların yanındasın? 10 sene kadar. 10 senedir yanında durduğun adamları niye satıyorsun oğlum sen? Şerefsiz misin? Önce onlar beni sattı İskender Bey. Ne oldu? Nasıl sattılar? Derin mevzu. Müsaade ederseniz. Etmem. Anlatacaksın. Vaktimiz bu. Mesele madem derin, birlikte dalıp dalıp çıkarız. Müsaade var mı? Remzi. Lan oğlum herife bir rahat versene ya. Bana yıllarca ailedenmişim gibi davrandılar. Ama hiçbir zaman ailelerine layık görmediler. Neyini layık görmediler? Damatlığımı. Damatlığımı İskender Bey. Ömer'in kardeşini istedim. Dido'yu çok istedim. Vermediler. Gördüler beni. Gidip o Ali Şerif izine verdiler. Kızın gönlü var mıydı sende? Murat diye yanıp ölüyordu. Abisi olacak Ömer şerefsiz girdi aramıza. Kızın aklını bulandırdı. Sen şu Ömer'i bana iyice bir anlat. Ben de o Ömer'e elimi öptürtmezsem, kız kardeşine de senin ayaklarını öptürtmezsem, senin gibi şerefsiz olayım. Sen diyorsun ki ailesi için her şeyi yapar. Dün öyle davranmadı. Hastaneye adam mı yedi Fuat? Herif tınmadı bile. İskender Bey, dün elinde siz vardınız. Babanızın öyle bir şey yapmayacağını bildiği için böyle davrandı. Yoksa ailesi için her şeyi yapar bu herif.
Eniştesinin avukatı var. Güzelce bir kadın. Onunla mevzusu ne? Kız klasik toy avukat. Şöhret olmak için bunların davasını kullanıyor. Bu listeden başka kim için dizlerimize kapanır Ömer? Abi, en garibana, en çaresizi kimse, onu oynamamız lazım. Gariban babası Ömer Korkmaz diyorsun. Remzi. Remzi. Remzi! Uyan oğlum, uyan. Bugün abinin günü. Bugün Ömer'e öyle bir oyun oynayacağım ki hayatının geri kalan kısmında bugünü unutamayacak. Abi, bu adam kadın satıcısı değil mi? Nasıl böyle zengin yerlerde oturabiliyor? Bu varol gibi sapıklar çok para veriyorlar demek ki Sabri. Abi, adam çıkıyor, arabasına gidiyor. Sen burada bekle. Ne oluyor kardeşim? Siz kimsiniz ya? Senin kardeşin olmadığımız kesin. Birazdan öğrenirsin kim olduğumuzu. Yürü ulan, yürü. Şişmişim zaten. Bak, karı parasıyla aldın eve bak. Sıkmayayım kafana. Yürü. Tamam abi, aldık varolun adamını. Kırmayıp buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim Turan. Tatar evde olmadığına göre benden özel bir isteğin olacak herhalde. Ama İskender'in konusuysa o biraz zor. Baştan söyleyeyim. Zor kelimesi senin ağzına pek yakışmıyor. Bunu biliyorsun değil mi? Güler. Dün yaşanan olaylar öyle kolay kolay sindirilecek şeyler değil. İskender neredeyse bütün düzeni bozuyordu. Bizi birbirimize düşürmesine ramak kaldı. Ben senden biraz vakit kazandırmanı istiyorum. Gevaşlı bizim tarafımızda olduğu sürece